Sevgili arkadaşlar, ben Nadide Birvenik. Pristin Elena İlköğretim Okulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bugün de uzaktan eğitime devam ediyoruz. Bugün 7. sınıf öğrencileri birlikte eylemlerde yani fiillerde kip konusunu işleyeceğiz. Kitabımızı elimize alıp sayfa 115'i açıyoruz. Öncelikle kipin ne olduğunu bir hatırlayalım. Kip, eylemin değişik kalıplar içinde kullanılacak durumda olmasıdır. Türkçede iki bölüm halinde dokuz çekim kalıbı vardır. Bölümlerden biri bildirme haber kipleri, ikincisi de dilek kipleri. Önce bildirme haber kiplerini işleyeceğiz. Zaman kavramı taşıyan kiplerdir. Yani zaman ekleriyle yapılır. Bu kipler beş çeşittir. Bir, görülen geçmiş zaman kipi. iki duyulan ya da öğrenilen geçmiş zaman kipi. Üç, şimdiki zaman kipi. Dört, gelecek zaman kipi. Ve beş, geniş zaman kipi. Şimdi ayrı ayrı tek tek hepsinden bahsedelim. Görülen geçmiş zaman kipi bir olarak eylemin geçmişte yapıldığını belirtir. Bu kipte işin yapıldığından bir kuşku yoktur. Eylem kök veya gövdelerine -dı, -di, -du, -dü ve -tı, -ti, -tu, -tü ekleri getirilerek yapılır. Örnek vermek gerekiyorsa, "Kardeşim bir süre kitap okudu." Gördüğünüz gibi eylem -du ekini almıştır. İkinci örneğimiz, üşüdüğüm için pencereyi kapattım. Buradaki T, ünlü uyumuna göre D'den T olmuştur. Bir olumsuz tümcemiz de var. Ödevlerimizi bitirmedik. Soru tümcesi de konuyu anladınız mı? Şimdi de ikinci kip eki duyulan geçmiş zaman kipi olarak geçiyoruz. Eylem kesin değildir. Eylemin olduğu, anlatanın başkasından duyduğu anlamı vardır. Eylem kök veya gövdelerine mış, miş, muş, müş ekleri getirilerek yapılır. Örneklerimiz, dün epeyce kar yağmış. Demek ki anlatanın başkasından e, duyduğu. İki, yemek güzel olmuş. Olumsuz tümce vermek gerekiyorsa onu ikna edebilmek için çok uğraşmamış. Soru tümcesi ise Ankara'ya da kar yağmış mı diye. Masallarda kullanılır bildiğimiz gibi bir varmış bir yokmuş örneği. 3. Şimdiki zaman gibi. Eylem sözün söylendiği anda yapılmaktadır. Eylem kök veya gövdelerine yor eki getirilir. Örneklerimiz bahçede çiçekleri suluyor. İkinci örneğimiz o mışıl mışıl uyuyor. Demek ki söylendiği anda yapılan bir eylem. Olumsuz tümce ise bahçede meyveleri toplamıyor. Ve soru tümcesi öğretmeninizi seviyor musunuz diye bir tümcemiz var. Şimdi de dördüncü kip eki gelecek zaman kipi. Bu kipte eylem anlatılan zamandan sonra yapılmaktadır. Eylem kök veya gövdesine ecek acak kip eki getirilerek yapılır. Örneklerimiz okula erken gideceğim. İkinci örnek çiçekler daha çok büyüyecek. Olumsuz tümce bu fikrine katılmayacağım. Ve soru tümcesi şarkı dinleyecek misin? Ve son kipimiz geniş zaman kipi. Bu kip eylem ve oluşun her zaman yapılacağını gösterir. Eylem kök veya gövdelerine R eki getirilir. Örneklere bakılırsa bütün canlılar yaşar ve ölür. Demek ki ünlü uyumuna göre A, E ya da ı, I, i, u, ü e, ünlü de gelebilir. İkinci örneğimiz, öğretmen ders yapmayana kızar. Olumsuz tümcemiz, müzik dinlemez, film seyretmez, olumsuz hali, mez ekini, maz ekini alır. Ve soru tümcesi olarak, müzik dinler misin? Evet arkadaşlar, bugünkü ödevimiz... Her beş haber bildirmek kipinden ikişer örnek yazınız. Yarınki derste görüşmek dileğiyle hoşça kalın.